Cumhuriyet tarihi boyunca Sivas'ta yapılmış olan yüksek hızlı tren projesinin hizmete girmesine sadece aylar kaldı. Ankara ile Sivas arasındaki ulaşımı 2 saate düşürecek olan yüksek hızlı tren projesinde sona yaklaşıldı. Ekim ayından bu yana süren ray oturtma ve ağırlık testlerinin ardından geçtiğimiz günlerde yüksek hızlı tren ilk kez raylara girip Kırıkkale ve Sivas arasında ağırlık test sürüşünü gerçekleştirmişti. Bugün de ilk performans testi için Ankara'dan hareket etti. Saat 08'de başlayan performans sürüşü öğle saatlerinde Sivas'ta başarılı bir şekilde tamamlandı. TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun da test sürüşü yapılan trenin içerisinde yer aldı. Yüksek hızlı treni Sivas'ta Sivas Valisi Salih Ayhan ve çok sayıda kişi karşıladı. Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivaslıların hayalinin gerçek olduğunu belirterek, "Sivas bugün çok heyecanlı, güzel bir günü yaşıyoruz." dedi. Sivas bugün çok heyecanlı, güzel bir günü yaşıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımını inşallah en kısa zamanda hizmete, yani an kaldı tabiri caizse, kısa bir zaman kaldı ve bugün de onun en önemli işaretini, somut göstergesini görmüş olduk. Uygun, artık tünelin ucundan ışığı gördük. İnşallah 4-5 ay sürecek test sürüşlerinin ardından yolculuğu işletmeyi açmış olacağız. Bu büyük bir yatırım. 405 kilometrelik yüksek hızlı tren hattının açılması devletimizin gücünü gösteriyor. Ülkemizin ekonomisinin gücünü gösteriyor dedi. Bugün bizim açımızdan çok heyecan verici. Yılların emeğini, meyvesini bugün görmüş olduk. Hızlı tren setimizle birlikte Sivas'ımıza geldik. Kırıkkale'den, Yozgat'tan geçerek. Artık tünelin ucunda ışığı gördük. İnşallah kısa sürede bu testlerin de başarılı olması durumunda 4-5 ay sürecek bir test süresi sonunda yolculuğu işletmeye açmış olacağız. Tabii bu büyük bir yatırım arkadaşlar. 405 kilometrelik bir hattın, yüksek hızlı tren hattının açılması devletimizin gücünü gösteriyor. Ülkemizin ekonomisinin güçlülüğünü gösteriyor.